Ve bir başka kiracı ev sahibi anlaşmazlığı haberinde sıra. Bu kez habere konu olan İstanbul Boğazı'ndaki bir yalı. 24 yıl önce Kanlıca'daki yalısını kiraya veren iş kadını Zeynep Dirvana iddiasına göre son 9 yıldır düzenli bir şekilde kira alamıyordu ve taraflar mahkemelik oldu. Tahliye kararı çıkmasına rağmen kiracısı olan iş insanı yalıyı yıllardır terk etmiyor. Boğaz'da bir yalı, çıkmak bilmeyen kiracı ve eşinden yadigar kalan yuvasına kavuşmak isteyen bir ev sahibi. Bu her zaman kiraları geç ödedi, zamanında ödemedi, çık dedik çıkmadı. Yalı davası cemiyet isimlerini karşı karşıya getirdi. Bu diyor ki mahkemede, ben bu yalıda oturmuyorum diyor. 10 bin lira dayla geçiniyorum diyor. Ömrünü hekimliğe ve denizciliğe adayan ünlü profesör Süleyman Dirvana yıllarca Boğaz'ın en güzel köşelerinden biri olan yalısında ailesiyle yaşadı. Boğaz'daki Kanlıca'daki o eşsiz yalı son dönemde ailesine kiracılar yüzünden büyük sıkıntı çektiriyor. İddiaya göre 24 yıldır orada oturan iş insanı Ali Karacan tam 9 yıldır kirasını doğru düzgün ödemiyor. Üstüne üstlük tahliye kararı çıkmasına rağmen evi boşaltmıyor. Hadi bugün yarın bugün yarın biz 2017'den beri kontrat imzalayamadık. İflas masasında bir şirketle karşı karşıyayım. Kirasını ödemekte zorluk çekiyor. Benim evimde kim oturuyor? Bir süredir Marmaris'te yaşayan ancak eşiyle uzun yıllarını geçirdiği Kanlıca'daki yalısına dönmek isteyen Zeynep Dirvana, medya patronu kiracısı yüzünden 7 yıldır mahkeme yollarında. Zeynep Hanım kendisinin çıkmasını istiyor ancak bu süreç bir hayli uzadığı için de Zeynep Hanım sağlığından oldu. 17 Mayıs'ta karar alındı, tahliye kararı alındı. Eve gittik, çilingirlerle, efendim kolluk kuvvetleriyle ve icra memuruyla. İcra memuru 8 dakikada yeni bir karar alıp tahliyeyi durdurdular. İhtiyati tedbir kararı alıp 600 bin lira para yatırmışlar icraya. Onunla bekliyoruz şimdi. Yaşadığı üzüntüden kansere yakalanan 79 yaşındaki Dirvana istinaf mahkemesinden gelecek kararı bekliyor. Evime gitmek istiyorum. Benim tedavim İstanbul'da. Her 3 ayda bir oraya gidiyorum buradan. Bütün tedavilerim orada yapılıyor. Benim artık burada yaşayamayacağım.